Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarında şöyle güzel bir iz sorusu var. Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Belki de çoğu arkadaşımızın bildiği bir şeydir ama burada biraz da detay vererek bunu ben size anlatmaya, çözmeye çalışacağım. Sorumuza birlikte bakalım. Dik koordinat düzleminde x eksenine paralel ve 11 birim uzunluğundaki bir doğru parçasının 3x eksi 4 y eşittir 0 doğrusu üzerindeki dik düşüm uzunluğunun a birim, y eşittir eksi x, x doğrusu üzerindeki dik düşüm uzunluğunun b birim olduğu biliniyor. Buna göre a artı b kaçtır diye sorulmuştur olmuş arkadaşlar. Öncelikle zaten biraz önce çözmeye çalışmıştım da biraz daha belki detaylı anlatabilirim diye tekrar sildim yaptım. Buralar biraz karmaşık gözüküyor kusura bakmayın. Dikiz düşümden kastımız ne buna bir bakalım. Örneğin elimizde şöyle bir doğru olsun arkadaşlar buna D doğrusu diyelim. Şurada bir AB doğru parçası almış olalım. Şurası A noktası burası B noktası olsun. AB'nin D üzerindeki dikiz düşümünü ararken şöyle yaparız. A'dan buraya şöyle bir dik çekeriz arkadaşlar burası A üstü noktası olsun. B'den de aynı doğrumuza yine bir dik çekeriz. Burası B üstü noktası olsun. Aradığımız bu dikiz düşümün A üstü B üstü uzunluğu olduğunu söyleyebiliriz. Şurada arkadaşlar D doğrumuza bir paralel çekersek yani şurası da 90 derece gelirse şuradaki noktamıza da C dersek burada bir dikdörtgen oluşturmuş oluruz. AC uzunluğumuzun aradığımız dikiz düşümü olan A üstü B üstünün eşit geleceğini söyleyebiliriz. Şu aradaki açıyı alfa dersek aslında AB uzunluğuna da K dersek aradığımız dik iz düşüme de D dersek bakın komşu bölü hipotenüsten D bölü K'nin bize neyi vermesi gerekir? Kosinüs alfayı yani D değerimizin k çarpı kosinüs alfa geleceğini buradan görebiliriz arkadaşlar. Aslında dikiz düşümde kullanacağımız bu aradaki açının kosinüsüdür. Aklımızda kalabilir ezbere yapmayalım. Zaten üçgenimizi oluşturunca bunu görürüz. Ama bu da aklımızın bir kenarında kalsın. Çünkü y eksenine iz x eksenine iz Açının tanjantı kullanılabilir, kosinüsü kullanılabilir. Bu ezbere olmasın. Ama temel mantıkta burada oluşturduğumuz üçgenden bunu yakalayacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi sorumuza döndüğümüz zaman 10 uzunluğunda x eksenine paralel bir doğru parçamız var. Bunun 3x 4y ve y eşittir eksi x doğruları üzerindeki dikiz düşümlerini arıyoruz. Öncelikle gelin y eşittir eksi x üzerinden bir yakalamaya çalışalım. Ben diyorum ki ben şöyle analitik düzlemizi bir çizeyim. Şöyle bunu çizmeyelim de y eşittir eksi x'den faydalanacağımız için şöyle yapalım. Şurayı temizleyeyim. Şuradan almış olayım. Mesela şu şekilde. Şurayı da şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan ben y eşittir eksi x'i çizeyim. Şöyle aldık. Şuradan geçti. Bu bizim y eşittir eksi x doğrumuz. Eğimin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Yani şuradaki açımızın 135 derece geleceğini biliyoruz. Buranın 45 derece geleceğini biliyoruz. Bunlar bir kenarda dursun. doğrumuzu, doğru parçamızı da şuradan alalım arkadaşlar. Mesela şuradan şöyle aldığımızı düşünün. Bunun uzunluğunun kaç birim olduğunu biliyoruz. 11'in. Ben buna ab doğru parçası diyeyim. A'dan buraya dikimizi çektik. Değil mi? Mantığımız oydu. Dik şuradan birleştirdik. B'den de dik uzunluk çekiyorum şöyle. Burayı birleştirdik arkadaşlar. Şuraya A üstü dersem, buraya da B üstü dersem A üstü, B üstü uzunluğunu aradığımı söyleyebilirim. Normalde bir e, üçgenin içinde olmalı ki değil mi? O kosinüsten faydalanayım. Aslında burada doğrumuzun e, eğim açısı geniş açı ama onu 180'e tamamlayan açıdan faydalanacağımızı söyleyebiliriz. Zaten birbirini 180'e tamamlayan açıların tanjantları birbirinin eksilisidir. Kosinüsleri de birbirinin eksilisidir. Şöyle ben şuraya uzatırsam arkadaşlar. Örneğin şuradaki açıma alfa diyeyim. 45 olduğunu biliyorum ama alfa olarak kalsın. 90 şuraya da beta demiş olayım. Alfa artı betanın 90 olduğunu biliyoruz. AB doğru parçamız x eksenine paraleldi. Şuradaki betayı şuraya taşımış olalım. Burası beta gelsin. Orada yaptığım gibi şuradan bir dik çekersem arkadaşlar. Şurada 90 derece olacak şekilde. Buraya da c dersem. Buradaki ac uzunluğunun aslında buradaki dik düşüm uzunluğumuz olan a üstü b üstü olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Burası beta burası 90. Şuraya ne kalacaktır o zaman? Şuradaki eğim açımızı 180 tamamlayan alfa kalacaktır. E, AB'nin de 10 birim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Öyle değil mi? Biz neyi arıyoruz? Dikiz düşüm olan A üstü B üstünü Dolayısıyla buna eşit olan AC'yi aradığımızı söyleyebiliriz. Buraya yine biz D birim dersek arkadaşlar bakın yine komşu bölü hipotenüs yani D/10'un bölü onun bize neyi verdiğini görüyoruz? Kosinüs alfa'yı. Buradaki alfamız dik üçgen içinde olduğu için bizim eğim açımızı 180'e tamamlayan açı. Burada biz kosinüs alfa'yı da bulabiliriz. Tabii ki burada açımızın zaten 45 derece olduğunu görüyoruz. Ama onu görmesek bile tanjantı biliyoruz ya. Bunu şuradaki açının tanjantı eksi 1 ise bununki 1 gelmelidir deriz. Şuraya alfa yazdığımızda Tanjantı 1 ise burası m iken burası da m gelir. Burası m kök 2 gelir diyebiliriz. Dolayısıyla biz burada kosinüs alfayı m bölü m kök 2 bulmuş oluruz. Yani d eşittir 10 çarpı kosinüs alfa, m bölü m kök 2'den 1 bölü kök 2 gelir. Bu da bize neyi vermiş olur? 5 kök 2'. Demek ki bizim aradığımız bu dik izüümüz 5 kök 2 birim uzunluktur. yani ilk dik iz düşünümüzü bulmuş oluruz. Benzer mantıkla şimdi diğer 3x eksi 4 y eşittir 0 doğrusundaki dikiz düşümü bulmaya çalışacağız. Bu doğrumuzda da y'mizi yalnız bırakırsak orijinden geçen yine eğimi 3 bölü 4 olan doğrunun geldiğini görüyoruz. Onu da ben şuraya çizmeye çalışayım arkadaşlar. Şu şekilde çizelim. Şöyle aldık. Eğiminin 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Şöyle çizmiş olalım. Şöyle gitsin. Bu y eşittir ne doğrusu? 3x bölü 4 doğrusu. Yine doğru parçamız şurada. Şuradan aldık arkadaşlar. Öyle değil mi? 10 birimdi. Burası a burası b. Aynı mantıkla şuradan bir dik çektik değil mi? Şöyle. Burası 90 derece. Şuradan dik çektik. Burası kaç derece? 90 derece. A üstü dedik. Buraya B üstü demiş olduk. Yine arkadaşlar e, buradaki doğrumuza bir paralel çekerek orada bir üçgen oluşturduğumuzu söylemiştik. Şuradan birleştirdiğimiz zaman şuraya da C noktası dersem, burada 90 yani şuna paralelse arkadaşlar. işte burada A üstü B üstünün CB'ye eşit olduğunu ve benim aradığım dik iz düşüm uzunluğu olan A üstü B üstünü ben CB ile de bulabileceğimi söyleyebilirim. Bakın buradaki eğim açımda şurada ne olsun mesela? E, burada da alfa kullanmıştık. Beta'yı kullandık c açısı olsun. Şimdi bu c açısı yine bakın şuradan ilerleyebiliriz. Şurayı şöyle yaparsak. Hani aklınıza yatsın diye böyle anlatıyorum. c 90 buraya d dediğimizde c artı d'nin 90 olduğunu görüyoruz. Şuradaki paralelliğe bakarsak arkadaşlar d'yi yukarıya taşıyalım d. d 90 buraya da ne gelecektir? c. E zaten ab'nin 10 birim olduğunu biliyoruz. Buradaki uzunluğumuza biz t dersek arkadaşlar yine buradaki üçgende komşu bölü hipotenüs. t bölü 10'un bize neyi verdiğini görüyoruz? Kosinüs C'yi. Peki kosinüs C'yi nereden bulacağız? Ya da illa bulmak zorunda mıyız? Hayır. Ama şöyle biz buradaki C açısının tanjantının buradaki doğrumuzun eğimi olan 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Şuraya C dersem bunun karşısı mesela 3 N'ye gelecekse komşusunun 4 N'ye gelmesi gerekir. Burası da 5 N'ye gelir. Bakın C'nin içinde bulunduğu dik üçgende şuranın da D açısı geleceğini söyleyebiliriz. 90'ın karşısı 10 gelmişse 5 n 10'dur. n 2'dir. Komşumuz olan 4 n'nin kaç geleceğini söyleyebiliriz? 8 geleceğini söyleyebiliriz. Şuraya x yazmışım özür dilerim. Burası ne gelecek? T gelmiş olacak. Buradan ya da kosinüs c'ye bakarak 4 bölü 5'tir. T eşittir 10 çarpı 4 bölü 5'ten yine 8'i de buradan da elde edebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki e, y eşittir eksi x'teki dikiz düşümümüz 5 kök 2 birim gelmiş oldu. Şurada bulmuştuk. Diğeri de 8 birim gelmiş oldu. Bize ikisinin toplamı sorulduğu için doğru cevabın d şıkkı 5 kök 2 artı 8 geleceğini söyleyebiliriz. Bence ezberlenecek bir şey yok. Şunları böyle yapmamıza gerek yok. Önemli olan o açıyı nasıl kullanacağımızı bilmek. Y eksenine izdüşüm diyebilirdi. O zaman da ona göre yapardık. Y eksenine paralel bir uzunluk diyebilirdi. Bir şekilde resmedersek bence sonuca gidebiliriz. Böyle bir şey çıkarsa umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.